Harika bir Bali sabahından herkese selamlar. Bugün yanımda Efe abi var. Kendisi aylar önce şirketini açtı, bana ulaştı ve artık Bali'de burada yatırım yapma ve yaşamayla ilgili planları var. Kendisiyle sohbet edeceğiz, konuşacağız, fikirlerini alacağız. Abi öncelikle hoş geldin kanalıma. Teşekkür ederim Serkan abi. Şimdi sen bana nereden ulaştın? Böyle bir şirket açılımı aklına nereden geldi? Bununla ilgili biraz kendini de tanıtarak başlar mısın? Abi çok kısa yekten al, kimsenin de vaktini almadan anlatayım. Ben İstanbul'dan Fethiye'ye göçmüş bir göçebeyim, emekliyim, eski sanayiciyim. Fethiye'de otururken, boş boş otururken Serkan abime denk geldim videoda. Bali'ydi, Mali'ydi, iş kurmaydı vesaireydi. Hemen Serkan abimi aradım, mesaj attım. Allah razı olsun, 5 dakikada döndü geri. Fakat o arada bazı sıkıntılarım vardı. O sıkıntıları burada anlatıp da kimseyi rahatsız etmeye gerek yok. Serkan abime gereken şeyleri verdik. Doneleri verdik. O işlemi başlattı. Şirketi kurdu. Fakat benim gelmem 2 ay sürdü. 2 ay sonra buraya geldim. Serkan abi sayesinde iyi ki gelmişim. O Bali videoları benim hayatımı değiştirdi. Daha önce Göcek, Fethiye Göcek'teydim. Göcek videoları seyrediyordum. Göcek'e gittim. İstanbul'dan kaçmamın ana sebebi de pandemiydi. Göcek'te dağda bir ev yaptım. Yaklaşık pandemiden 2 sene evvel yaptım. Herkes bana deli dedi. Fakat o pandemi başlayınca herkes yer var mı diye sormaya başladı. Pandemi geçti. Fethiye'ye geldim. Fethiye'de Serkan abinin videolarına denk gelip Bali'ye geldim. Çok kısa, kimseyi rahatsız etmeden kısaca çok durum teşekkür bu. Ederim. Çok sağ ol abi. Şimdi geldiğin ne kadar oldu? Yaklaşık 3 hafta. 2 ay. Ne 3 hafta? 2 ay oldu. Öyle mi? Tabii tam 2 ay oldu. Bayağı oldu ya. 2 ay oldu. 3. aya giriyorum şu anda. Evet abi. 2 aydır buradasın ve burada düşüncelerin neler? Geldiğinde neler yaşadın? Burada neler yapıyorsun? Biraz bize bahseder misin? Abi ilk şunu söyleyeyim. Havalimanından inip de siyah taksilere binmeyin. Adamı öpüyorlar. Mavi taksiye de binmeyin. Onlar azıcık öpüyor. Beyaz taksiler bir nebze kurtarır. Gojek, Mojek uygulamaları, application'ları indirin. Rahat rahat bedavaya gidersiniz. İlk rahatsızlığım buydu. Uluwatu'da kalıyorum. Uluwatu Bali'nin güneyinde. Çok güzel bir yer, sörf bölgesi. Fakat denize girebilme şansınız yok. Devamlı dalga var. Uluwatu'da da bir Japon ailenin evinde kalıyorum. Onlara guest house diyorlar. Ana evi var. 3 oda var içinde. Ayrıca ikişer tane de şey var. Joglolar var. Ahşap iki katlı evler var. Ben biraz değil, epeyce bir Başak Burcu olduğum için bir de otelcilik mezunuyum. Doğal olarak otelde gözüme takılan her şeyi ama tadil ettirmeye başladım. Bunlara sormadan. Bunlar Japonya'da kalıyorlar. Ayda bir kere geliyorlar. Doğal olarak her yer tertemiz oldu. Boyandı, tuvaletler tertemiz. İşte kloraklar, bloraklar, asitler, tuvaletler bal dök yala yani o kadar temiz. Ki burada kolay kolay mümkün değil lüks yerlerin haricinde. Velhasıl kelam bunlar bir kere geldiler. Ondan sonra dediler ki biz ayda bir geliyorduk. 1,5 ayda bir geleceğiz bundan sonra. Burası sana emanet dediler. 6,5-7 milyona kalıyordum ben orada. Onun için de bana 4 milyon fiyat verdi. 4 milyon rupi. Yani yaklaşık 8 bin lira ayda kira ödüyorum ben orada. İlk geldiğimde 14-15 bin lira kira ödüyordum. Merkeze çok yakın, şahane bir yer. Bali'yi anlayabilmek için, yani tamamını anlayamazsınız da ben Uluwatu'dan bahsedeceğim biraz. Uluwatu çok rüzgarlı. Yani ferahlığı seven, sıcaktan çok hoş beş olmayan insanlar Uluwatu'da şahane bir hayat sürer. Fakat Serkan abiden izin alarak söylüyorum bunu. Uluwatu'daki fiyatlar İstanbul fiyatlarının 1/4 ile 2 arası. Yani gıda fiyatları. Çünkü yaş ortalaması Uluwatu'da 18-35. Yani 40-50 yaşında çok nadir adam bulursunuz. O lüks şeyde otellerdedir onlar. Hep surf yapan gençler geldiği için onlar kendilerine makul yerler arıyorlar. Ve makul fiyatlı yerler arıyorlar. Mesela herkes bir video yapıyor işte şurada şu fiyata yiyebilirsiniz. Evet yiyebilirsiniz fakat varunklarda yiyebilirsiniz. Yani varunklar dediğimiz burada lokal yemek yerleri var. Buralarda yiyebilirsiniz yemeği uygun fiyata. Diğerleri dediğim gibi hani mesela bir pizzacıya girdin. 1,5 diliminin yaklaşık 35-40 bin rupiye yersin. Yani 80-90 liraya yersin. Tam pizzayı 130 bin, 140 bin rupiye yersin. O da 280-300 lira eder. Bu Uluwatu için geçerli. Seminyak, Canggu, Kuta vesaire bunları karıştırmıyorum. Oraların da kendine göre fiyat politikaları var. Velhasıl kelam İstanbul'dan veya Türkiye'den yine çok daha makul fiyatlı. Baktığınız zaman en pahalı yeri bile
Çok makul fiyatlı. Benim hoşuma gitti bu. Fakat yine Serkan abiden müsaade alarak şunu söylemek istiyorum. Benim kanalımda her zaman abi neyse o. Yani hiçbir şeydi. Bak videoya geldik, hiçbir hazırlık yaptık mı? Bir şey yok, yaptık mı? Hayır. Şey yapmadık. Açtık kamerayı, anlat abi dedim yani. 5 dakika evvel konuştuğumuz şeylerle çok alakasız şeyler konuşuyoruz şu anda. Evet. Şu Bali'de şöyle bir sorun var. Türkiye'de nasıl 10 yılda 15 yılda inşaat tam gaz gidip de barınma krizi çıktıysa, benim kendi ana fikrim şu: burada da anormal bir şekilde inşaatlar sürüyor. Ve pirinç tarlalarına dahi inşaat yapıyorlar ki buranın ana teması pirinçtir. Bu pirinç tarlalarına dahi inşaat yapıyorlar. Demek ki burada da 10 yıl sonra bir şeyler olacak. Yani bir fiyat artışları vesaireler olacak gibi geliyor bana. Netice itibariyle ben Bali'de şu anda çok mutluyum, huzurluyum. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Benim bacağımın, kasıklarımın arasında şöyle bir yumruğu vardı. 10 senedir, 15 senedir taşıyordum o yumruğu ben. Ya bir sabah kalktım burada, böyle Bali'ye geldikten 2 hafta sonra. Bir uyandım, elim doğal olarak buraya gitti. Ya bakıyorum şey yok, o yumruk kaybolmuş. Yağ bezesi diyordum ben. Ulan topuma mı gitti, arkama mı gitti, belime mi gitti, nereye gitti bu yumruğu? Yumruğu geçmiş abi. Yani bütün işin teması stresmiş. Benim stresim metresim kalmadı burada. Şirketimizi kurduk. Serkan abi sayesinde, Allah razı olsun ondan. Bir iç çamaşırı firması kurduk. Kendi markamızı yaratmaya çalışıyoruz. Sampa diye bir firma, yok adını bile, Panas diye bir firma kurduk. Şeyde Uluvatu'da ufak bir firma. Online üzerinden, perakende üzerinden devam edeceğiz. Bir de bir küçük ortak aldım kendime. Sosyal medyada uğraşan. Yani kısaca rahatız abi. Araba yok. Araba derdin yok. Motor zaten şey veriyor. Japonlar veriyor bana. Otelde kaldığım için motor da şey dahil buna. Bir tane Scoopy, Honda Scoopy'ler var, biliyor musunuz bilmiyorum. Honda Scoopy'yi de altıma verdiler. Bu da senin dediler. Sen kullan. Madem otele iyi bakıyorsun. 4 milyon yani 8 bin lira artı motor. Motor. Motor free yalnız bana. Bedava. Masa biraz sallanıyor. Tamam, pardon. Ay, onun için keyifliyim. Bu araba ihtiyacı yok. Çık motorla, istediğin yere git. Benim kaldığım yerden bütün plajlar 1,5 kilometre ile 4 kilometre, hadi bilemedin yalan söylüyorum ben, attım tuttum 6 kilometre arası. Fakat gideceğin her yere çok rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Hele yolları da öğrendikten sonra, ara yollardan, ana yola çıkmadan, main road dedikleri yere çıkmadan istediğin yere istediğin şekilde ulaşıyorsun. Eğer baskın bir tipsen gittiğin yerleri kendine uyduruyorsun. Ben mesela birçok biçe gidiyorum. Onların yaptığı yemeği değil, benim tarif ettiğim yemeği yapıyorlar. Ya bunlar yağlı yemekleri çok seviyor. Mesela bir kazan düşün. İçine atıyorlar, bir şeyi kızartıyorlar. Ben az yağda, minicik yağda hepsini öğrettim. Gittiğim zaman bana öyle bir çinisel yapıyorlar. Mesela az yağda 2 dakika bu tarafı, 2 dakika bu tarafı, pamuk gibi. Onların yaptığı tavuk geliyor beton gibi. At duvara geri çeker anasını satayım. Onun için biraz bazı şeyleri kendinize uydurabilirseniz, insanları da kendinize uydurabilirseniz, tabii tatlılıkla, güzellikle, şakayla, ya burada çok çok rahat edersiniz. Çok keyif alırsınız. Yemek takıntısı olan varsa mesela etçi, ne bileyim balıkçı falan, etçiler rahat edemez burada. Çünkü hani kebapçılar rahat edemez. İşte Çöpşiş'ti, Urfa'ydı, Adana'ydı, belli yerlerde var, belli adamlar var. Yine Serkan abiden müsaade alacağım. Şeyde Uluvatu'da Mest Barbekü diye bir kızcağız var. Vallahi gelirseniz Uluvatu'ya arayın beni, ben sizi götüreyim oraya. İndirim indirim vermez yalnız, hani ben götürmüyorum. Bir de kaskallar fiyatı ama fiyat şey malı efsane. Urfa'sı, Adana'sı, kebabı muhteşem kebap yapıyor kızcağız. Eski Göcek'te 60 metrelik teknelerin ahçısıymış bu. Velhasıl kelam böyle yani. Gelirseniz Uluvatu'ya, en başta Bali'ye gelirseniz Serkan abi arayın. Daha sonra Efe Bali diye benim de bir ufak şeyim var. Ama ben Serkan abi gibi öyle o bu şu falan, ben biraz küfürbaz bir adamım. Saydırırım, sövdürürüm. Takılırsanız orada memnun olurum. Saygılarımla hepinize. Yani Bali hikayesi bu. Abi peki şimdi konu buraya gelmişken, peki Bali'deki insanları nasıl buldun? Yani sana karşı davranışları, burada nasıl hissediyorsun? Güvenlik açısından neler düşünüyorsun? Biraz paylaşır mısın? Şimdi birincisi en son söylediğini söyleyeceğim. Güvenlik 10 numara 5 yıl, hiç sıkıntı yok. Kapıyı aç, yat, uyu. Bu kadar basit. Paranı ortaya bırak. Yani ben yaşadığım için söylüyorum bunu. Cüzdanım, param, her şeyim benim Joglo'dadır. Kapı gırtlağına kadar açıktır. Tek sorun var. Çok rüzgarlı olduğu için paraları koyduğum yerde bulamıyorum. Ya yerde buluyorum ya başka tarafta buluyorum paraları. Odada topluyorum yani. Geriye doğru gelirsek. Neydi lan? Soru neydi?
insanların karakterleri ve buradaki şeyler nasıl? Şimdi, insanların yapıları nasıl abi? İnsanların yapıları, bak ona sosyolojik bir cevabım olacak. Yani direkt evet, hayır, şöyledir, böyledir demeyeceğim. Fakir her zaman mutludur abi. Yani bunun sosyal boyutuna baktığın zaman buradaki insanlar belli şeylerle mutlu olmuş, belli. Belli variyetler, yani arsası var, evi var, işte eskiden çeltiği vardı, tarlası vardı, oradan çıkanla mutlu olmuş, aldığı parayla mutlu olmuş. Fakat burayı Fethiye ile özdeşleştiriyorum ben. Fethiye'nin halkı da böyleydi. Fakat ne zaman arsalara villalar yapılmaya başladı, Fethiye'nin halkı kendi yaptığı işi bırakıp turizme, turizmden inşaata döndü ve o hani köylü dediğimiz kısım şehirliden daha vahşi oldu. Niye vahşi oldu? 100 liralık arsayı, o günün fiyatıyla 100 liralık arsayı 200 liraya satmaya çalıştı. 200 liralık arsayı 500 liraya, 500 liralık arsayı 1000 lira, 1000 lira, 10 bin lira, top yuvarlandı, yuvarlandı, bugün kafamıza patladı. Yani buradaki değil ama dünyadaki sistem de böyle. Avrupa'yı bilmiyorum çok ama Asya'daki bazı ülkelerde böyle olduğunu görüyorum. Şimdi burada da öyle mesela. 3 kuruşluk arsa var. Ruslar gelmiş. Bir bölgeyi kapatmış. Hiç alakası bir bölge. Yani senin en son gideceğin bölge belki burası. Fakat orada bir inşaatlar yapmış. 1 liralık arsa olmuş. 100 lira arsanın fiyatı. Evi de üstüne koymuş. 2 milyon olmuş bir anda. Onun için bunlara iyi bakmak lazım. Her bulduğunuz, her söylenen arsaya, eve zıplamayın burada. Çok basit bir örnek vereceğim. İnşallah bugün biraz sonra yanımıza gelecek bir emlakçı var. O seyretmez bunu. Ya bana 850 milyon diyor, işte ev 700 çıkıyor. 650 milyon diyor, 500 milyon çıkıyor. Zıplamayın, iyi araştırın. Araştırma bilginiz kuvvetli olsun. Her yerden bakın. Kimseye de inanmayın. Serkan abinin söylediği insanlar çok iyi abi. Güler yüzlü. Fakat bu insanlar da evrilecek. Evrilecek. Yani şu para merfumu daha da üste doğru çıksın, çıksın, çıksın. Atıyorum işte lokal dediğimiz halkın cebinde 100 bin rupi olacağına 10 milyon rupi olduğu gün onun o tebessümü gidecek. O yüzündeki gülüş gidecek. Ya bu doğanın kanunu. Paran oldukça mutsuz olursun abi. Bu kadar basit. Ya benim atıyorum 50 milyarım var. Kafamda devamlı soru işareti. Ulan 50 milyar Türkiye'de ekonomik kriz var. Türkiye'de mi tutsam, buraya mı gitsem? Burada beni oyarlar mı? Kabak gibi çevirirler mi? Ya bu devamlı böyle belli bir paran olsun abi. Belli bir hayatı sürdürebilecek gücün olsun. Belli bir şey. Benim yaşım 58-59. Bu saatten sonra 68-78, 20 sene belki yaşarım, belki yaşamam. Benim bütün planım 10 seneye göre. 10 sene sonra öleceğim diye bakıyorum zaten. Öldüm gitti. Kime ne kalırsa kalsın. Umurumda bile değil. Yok abi, niye 10 senede? Daha ya, yaşın genç abi. Ay ay, çok sigara içiyorum ya ondan. Bir şey olmaz. Ya benim alkolüm yok, bilmem neyim yok. İşte sigara içtiğim için de sıkıntı oluyor bana. Yani kısaca böyle. Başka soru var mıydı orada? Bilemedim. Var abi. Şimdi biz şu anda Singaraca bölgesindeyiz ve evet, buradan ev alacaksın. Evet. Almayı düşünüyorum. Almayı düşünüyorsun ve birazdan eğer şey olsa orayı da çekeriz, gösteririz sizlere. Nasıl buldun, fiyatlar burada iyi mi ve burada fırsatlar görüyor musun? Bu arada eğer ev almak istiyorsanız ve şirket açılımı istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Bali Ada Emlak Instagram, bakın buraya bırakıyorum. Buradan ev veya arsalara bakabilirsiniz. Evet abi, buradaki ev fiyatlarını nasıl buldun? Singaraca'da, Uluvatu'da araştırma bayağı yaptın, onu biliyorum. Biraz düşüncelerini paylaşır mısın? Abi şimdi şöyle, Bali'ye geldiğiniz zaman tabii doğal olarak ilk turistlerin olduğu yere gidiyorsunuz ve çok cezbediyor sizi. Kalabalık, işte oradaki villalar, hatta orada burada benim ana temam şuydu. Buraya en başta Serkan abinin anlattıkları. Ondan sonra kimsenin beğenmediği, herkesin eleştirdiği bir TikTok var. Benim bütün bulduğum evler TikTok'tan buldum ben Türkiye'de. Bütün emlakçılarla tek tek görüştüm, fiyatları aldım, pazarlıklarını Türkiye'den ettim, buraya geldim. Fakat gördüm ki o baktığım evler Ubud, Seminyak, Canggu, Kuta bölgesindeymiş ve Tabanan diye bir bölge var. O bölgedeymiş genelde. Fakat buradaki fiyatlar çok yüksek. Yani çok yüksek derken Türkiye'nin dörtte bir fiyatı. Yani o evi mesela 3 milyar diyor. Doğru mu söylüyorum? 3 milyar, 4 milyar diyor villa. İşte iki oda, şahane açık mutfak, oturma alanı, havuzu, bahçesi, havuz başında verandası falan. 4 milyar diyor, 3 milyar diyor, 5 milyar, hadi 6 milyar desin. Fakat Türkiye'de kıçı kırık, özür diliyorum, kıçı kırık bir dairenin fiyatına denk geliyor bu. Yani baktığın zaman. Ya parası olana bir şey değil. Ya imkanı kısıtlı olana da
çok daha farklı fraksiyonlarda yerler var. Bu yerleri de araştırarak ve ilişkilerinizi ilerleterek bulabilirsiniz. Örnek Serkan abiyle benim ilişkim gibi. Şimdi ben çok araştırmacı bir adamım. Yani detayına dibine kadar inerim. Hani hiç boş bırakmam hiçbir yeri. Kimseden de bir şey soracak pozisyonum kalmaz benim araştırdıktan sonra. Fakat Lovina ve Singaraja bölgesi geleceği olan bir bölge. Benim bir arkadaşım Levent Refik Aktaş diye bir arkadaşım var. Bir sözü var. Biz Bağdat Caddesi'nde oturuyorduk. Oğlum derdi, biz yıllarca Bağdat Caddesi'ndeki evleri alalım mı? Ulan o çok pahalıydı, bu çok ucuzdu falan filan derken köyden bir herif geliyor. Pendik'in dağında bir arsa alıyor. 5 sene sonra oraya bir site kuruluyor. Herifin aldığı arsa 1 lira. Oraya Maltepe'de bir site kuruluyor. 250 daire, 125 dairesinde o dağdan ağrıdan, yani ağrı derken özür dilerim, yani İstanbul'un dışından doğudan gelmiş biri orada arsa alıyor. 125 daire sahibi oluyor. Biz böyle bir bok sahibi olamadık zaten derdi. Onun için de diyorum ki Bali'de bir yer almak istiyorsanız yatırımlık, ben iddia ediyorum Singaraja ve Lovina bölgesi, ha belki illa buraları almam, biraz daha aşağı doğru veya biraz daha şeye, batıya, doğuya doğru bir yer tercih ederim diye olabilirsiniz. Ama burası hem fiyat olarak makul, hem deniz olarak çok mu, yani yüzebileceğiniz bir deniz var, dalgalı bir deniz yok burada. Fiyatlar, yemek fiyatları makul. İnsanlar burada mutlu mesut yaşar. Bak mutlu mesut diyorum. Hiçbir derdi kalmaz, hastalığı kalmaz, her şeyi geçer. Hiçbir şey kalmaz. O kadar açık ve net söylüyorum. İddiam da bu yani. Ne hastalığım var hepsi düzelir. Bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Singaraja'nın şöyle bir avantajı var. Tabii Ubud mesela çok popüler şu anda Bali'de, inanılmaz. Ama Ubud'da deniz yok. Tabii doğası çok güzel. Ama Singaraja'nın bölgenin denizi bir defa mesela Uluwatu gibi veya Seminyak, Kuta gibi çok dalgalı değil. Birazdan göstereceğim sizlere de. Bu sebepten dolayı burada denizin olması ve zaten Denpasar'ın tıkanmış olması, yani artık yukarıya doğru gerek turizm gerek yerleşim iyice kaymaya başladı. Çünkü doldu. Yani Canggu'da yer mi kaldı veya efendim işte Denpasar'da her taraf beton. Yukarıya doğru devam ediyor. O yüzden buranın gelecekleri var. Ama bunu her zaman söylüyorum. Kimseyi yanlış yönlendirme gibi bir niyetim yok ve istemem asla. Kimsenin zarar etmesini de istemem. Ben buradan ev alıp burayı Booking'den kiralama yapmak istiyorum diyorsan bura değil. Burada 5 tane turist varsa Ubud'da veya Denpasar'da 500 tane turist var. O yüzden burada alacağınız ev, ha ev alım satım olabilir veya alıp ben burada oturur yaşarım diyorsanız evet güzel bir bölge, ama ben alıp ertesi gün para kazanmak istiyorum diyorsanız gerek satma daha hızlı veya Booking'den kiralama diyorsanız bence tabii ki bu Ubud, Denpasar, Uluwatu bu bölgelerde çok daha hızlı sonuçlar alınabilir. Ama oraya göre de fiyat var. Mesela orada alırsın 60 bin dolara, buradan alırsın 30 bin dolara. Yani aradaki fark bu. Kısaca bunu da eklemek istedim. Abi sohbetin çok güzel. Buraya Bali'ye gelen şirketini açtığım insanlarla herkesle anlaşacağız veya şey değil. Yani bunun bir zorlaması yok. Sen beni beğenmesin. Biz illa işbirliği yaptık diye öyle bir şey değil. İşte Güner abi geldi. Çok kaliteli, müthiş bir insan. Güner abiyi de bir tanıştırmadın bize. Tanıştırırız abi. Vallahi tanıştırırız. Efe abi geldi. Bak geldiğinden beri sohbet, muhabbeti inanılmaz güzel. Çok atılgan bir insan. Yani ben böyle insanları zaten çok seviyorum. Yani şeyi hiç fark etmez. Bir tane genç bir arkadaş geldi. Şeyde Canggu'da şey açtı. Hostel açtı. Onun da işleri çok iyi gidiyor. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Sen de güzel işler yapacağını hissediyorum, görüyorum abi. Memnun oldum yani tekrar. Hem kanalıma misafir oldun, burada güzel bir söyleşi yaptık insanlara. Fikirlerimizi sunduk. Teşekkür ederim sana da. Rica ederim. Eklemek istediğin bir şey varsa buyur abi. Abi son bir cümle söyleyeyim. Gel Bali'ye gel. Vallahi gel. Yani eğer birazcık imkanınız varsa, bu imkanınızı da bir yerde değerlendireyim diyorsanız bence Bali'de değerlendirin. Çünkü bu fırsat bir daha gelmez. Eğer yanlışlıkla yarın bir gün şirket kurulumu fiyatları artarsa o zaman daha büyük sıkıntı olur. Hiç olmazsa bu imkandan faydalanın. Serkan abiyi de arayın. Sorun. Her şeyi anlatır size. Şey gibi, bal gibi adam. Bal dök yala. Sağ ol abi. Yani yalamayın da işte. Yani bütün bilgileri verir abi. Serkan'a ulaşamadınız, bana söyleyin, ben Serkan abiye paslarım, hiç önemli değil.
Yani söyleyeceğim fazla çok şey var aslında da benim çenem biraz düşüktür. O çenemin düşüklüğünde şimdi onun da vaktini almak istemiyorum. Estağfurullah, muhabbetin güzel abi. Allah razı olsun. Yani gelin abi Bali'ye gelin. Ya imkanınız varsa gelin ya. Türkiye'de oturup da iki arkadaş gittiğin yemek yiyorsun. 3.000, 5.000, 10.000 para ödemek nedir restoranda ya? Fethiye'de ayrılmamın ana sebeplerinden bir tanesi o. Kebapçıya gidiyorsun. Ben rakı makı eskiden içermiş, şimdi içmiyorum. Ya iki kişi oturuyoruz, iki kebap yiyoruz, bir rakı böyle 35'lik bir şey. Lan 4.000 lira, 5.000 lira manyak mısınız oğlum? Yok biçe gidiyor da Fethiye'de denize girecek yer yok. Her yer biç. Ufacık boncuklu koyu kaldı, şu kadarcık bir yer kaldı. Orada insanlar üst üste sezonda diğer biçler yok şezlong 600 lira, yok Belce plajına girmek, yürüyerek girmek 50 lira, araba 300 lira, şezlong 800 lira. La kafayı mı yediniz? 3 kişi gitsen zaten 2,5-3,5 oluyorsun. Her gün nasıl gideceksin oraya? 3.000 lira, ayda 90.000 lira. La gel buraya 1.000 dolarla bir ay kal burada. Yanlış mı hesap Abi ediyorum bilmiyorum. doğruya doğru bak. Şimdi neyse, ben de geçenlerde zaten ben Türkiye'den yeni geldim. Bir ameliyat meselesinden gittim. Her zaman duyuyorduk tabii ki. Bize gerek işte televizyondan gerek insanlar bize yazıyordu. Fiyatlar böyle oldu, şu böyle oldu, şu öyle oldu. Gittiğimde gerçekten fiyatların her konuda. Ya hayır, şöyle bir şey olur. Bir ülkede diyelim ki gıda çok pahalıdır. Teknoloji ucuzdur. Efendim teknoloji pahalıdır, arabalar ucuzdur. Araba pahalıdır, ev ucuzdur. Ya bizim ülkede her şey mi pahalı olur ya? Abi Yani bu bir kadar tek yok olmaz bir ki tek yani. şey ucuz bizde. Hakkını yeme. Ne o? İnsanlar çok ucuz abi bizde. Çok ucuz. O kadar ucuz ki. Yani politika gereği ucuz. İnsanlar ucuzlatılmış, 3 kuruşa muhtaç edilmiş. Ya bu konuya girmeyeceğim ama Evet. ya, o duruma düşmemek için geldik zaten buraya da. Hiç olmazsa 58, 59, 60 yaşındayım de bir 10 senemi rahat yaşayayım ya. 10 senemi şöyle hastalığım da geçti. Allah'a çok şükürler olsun. Ya Rabbim o tomurcuk da geçti burada. Tamam, şimdi bir sigaram var. Sigarayı da ölürsem ölürüm anasını, hiç umurumda değil. Geldiğimde bir de şöyle bir şey vardı. Durumu maddi olarak çok iyi olan insanlarda da böyle bir, yani para sıkıntısı yok. Adam gider her gün restoranında da yer, onu da yapar. Bunu, onlarda da böyle bir mutsuzluk, böyle bir gerginlik, böyle bir şey var. Yani bunu Kaybetme korkusu var abi. Kaybetme korkusu. Elindekini kaybetme korkusu herkeste var. Bugün emeklide de var, zaten kaybetti. İşçide de var, patronda da var. Yani baktığın zaman çok basit bir şey söyleyeceğim. tabii. Bundan 15-20 yıl evvelden 5 yıl evveline kadar Türkiye'de iş yapmak isteyen 5 kuruş para vermeden iş yapardı. Çünkü herkesin birbirine güveni vardı ticari olarak. Ben nice fabrika kurdum, nice atölyeler kurdum. 5 kuruş param yoktu benim. Malı çekle alırdım. 3 ay sonra çeki öderdim. Malımı satar öyle öderdim. Şimdi size hiç tanımadığı birine hiçbir üretici, hiçbir toptancı mal vermez. Yani işinizi ilerletecek pozisyonunuz kalmadı. Her şey nakite döndü. Onun nakit alacağım. Bununla kim yapabilecek bu işi? Kimse yapamaz. Ya ben kendi fabrikamı bıraktım, geldim ortağıma. Al senin olsun dedim. Hadi güle güle dedim. Çektim gittim. Çünkü karlar düştü. Eskiden fabrikalar 1'e 10'dan aşağı kazanmazdı. 1'e 0,7'ye geldi karlar. Yani 1 liraya aldığın demir 1 lira 0,7 kuruşa satıyorsun. Lan kim iş yapar bu devirde? Zaten devlet %62'sine, senin şirketine ortak. %62 ödüyorsun devlete. Baktığın zaman vergilere. O kadar ödüyor mu abi ya? Abi ya toplumda %62 geliyor ya. Kazancının %62'ni vergiler, tahakkuklar, bilmem neler, sigortalar, bir onlar bunlar. Ya sen ne kazanıyorsun? Zaten düşünsene 30 gün çalışıyorsun. 1 milyar ciro yaptığını varsay. 1 milyarın %62'sini veriyorsun. Sana net %38 kalmıyor ha, yanlış anlama. %38'in de içinde ödediğin paralar var. Yani para kalmıyor eline. Çünkü çek olarak aldığın için o çekin de bir valörü var. 3 aylık, 4 aylık çekler alıyorsun normalde sektörlerde. Paranın maliyetini koyduğun zaman aylık 4 çalışıyor para. 80 bin lira para kaldı. 4 aylık çek de ona. 80 bin liranın 4, 4, 4, 4, 16, 32'ye gelir. 80 bölü 32 gitti paranın. %50'si gitti neredeyse. Evet. Sen orada işlerini tamamen kapattın mı Tamamen, geldin? Nasıl şey tamamen, yaptın? tamamen. Ben kendim bile kaba. İsmimi değiştirecektim de buraya gelirken olmadı o iş. Yani iş yerim, iş yeri, ev, mev, o, bu, şu. Kapattım. Hepsini kapattım. Yani benim, yani burada desen ki burada hadi güle güle dediler. Ben abi başka ülkeye giderim. Yani Asya, adaya giderim. Ya göt kadar bir adaya gider otururum. Dönmemek için mücadele ederim yani. Ha bir de oğlum var. Oğlumu da getiriyorum işte şeyde. İki oğlum var. Biri Amerika'da, Amerikan vatandaşı. New Jersey'de. Bir tane de küçük oğlum var, ikinci eşimden. Dünya tatlısı. O da işte, onu da 25'inde getireceğim buraya.
imtihanları falan vardı, üniversite sınavları, ona da girsin dedik yani. Pek bir umudum yok benim üniversite sisteminden, eğitim sisteminden de. Hani sistem yerini bulsun dedik. O da 25'inde gelecek. Ondan sonra bitti gitti. Yolumuza bakacağız yani. Hemen kapatmayın. Size şimdi bu etrafı göstereceğim, denizi göstereceğim. Nasıl güzel olduğunu. Ve birazdan da ev bakmaya gideceğiz. Evet. Oradan da sizlere orayı gösterelim, fiyatları gösterelim. Hem aklınızda böyle bir fikir oluşsun. Hadi o zaman devam ediyoruz. Bakın deniz genelde en fazla bu kadar dalga oluyor. Dalga da yok zaten de işte şöyle. Bu mesela Kuta'da, Seminyak'ta böyle deniz bulmak çok zor. Burada hem balıkçılar hem de sabah Yunus turlarına gitmek için turlar alabiliyorsunuz. Şöyle yakınlaştıralım. Böyle bir restoranda oturduk. Çay, kahve, sohbet güzel oldu. Şimdi yerli bir emlakçıyla buluşuyoruz ve burada villa tarzı birkaç yer bakacağız. Sizlere de oraları göstereceğim. Devam ediyoruz. Evet, şimdi bayan geldi. Araca bindik. Evlere bakmaya gideceğiz. Abi kaç tane ev bakacağız? İki tane. We will look two house. Yes, okay. İki tane ev bakacağız. Havuzu vardı değil mi orun? Yes var. Ay yes var ne demek lan? CIA. From Bali CIA. Weather is changing. Getting gray. Evet geldik. Şimdi bakalım. Burası müstakil villa. Küçük galiba 110 metrekare. Müstakil mini villa. Mini villa. Ha. Abi kelimi çekme ya. Önden yürüyor. Kelimi çekiyor arkadan. Senin mi? Yok abi kel sen bende daha çok ya. Yok var mı? Yok. Yok kelsin abi var mı bir şey? Var değil mi? Ulan deme bari. Asıl asıl kel benim abi. Ya sen şey dalacak bende orada. Oo CIA. Başka yerli bir aile var. Onlar da bu eve bakıyor. Aynı zamanda gördün değil mi çakalı? Efe abi de bakacak. Böyle küçük, müstakil bir villa. Küçük de bir şeyi var, havuzu var. Şöyle. Stop. Duvar güzel ama yüksek, kapalı. Yani tamamen burada serbest bir şey var. Mutfağı dışarı yapmışlar mesela. Böyle bir alan var. İçeriye bakalım. En sevdiğim de şu halde. Bunlar böyle böyle yapıyorlar ya. Evet. Sadece. Biraz bakıma ihtiyacı var. Boya duvarlar, boyaya. Yani bir boya yapılacak. Hı-hı. Sebebi de bu kiralık veya satılık evlerin kapılarını devamlı kapatıyorlar. Hı-hı. Yani hava almıyor ev. Hava almayınca da hava sıcaklığı, rutubet, nem boyayı dışarı püskürtüyor burada. Genel izolasyon yok her evde burada. Hı-hı. İzolasyon olmadığı için de kapalı evlerde bakımsız kalıyor. Hava almıyor. Hava almadığı için de bütün boya dışarı patlatıyor. Yani bir izolasyon yapılması lazım bu evlere. Hı hı. Genelde almak isteyenler için bir dipnot bu. Okey. Evet. Bu da ben. Telefonla çekim. Tuvalet, banyo. Bu
burada ne varmış? Ha, buraya tekrar geçiyor. Ben de şey zannettim. Şurayı oda yapayım diyorum dayı. Burayı. Burayı şu mutfak tezgahına atıp. Evet. Şu mutfak tezgahına atayım. Şu masaya, şu masa sehpa var ya. Evet. Sehpaya 4 tane 30 santimlik ayak yapacağım ama ters tarafa. Yani şu üstüne yapacağım ayağı. 1, 2, 3, 4. Üstüne bir şey atacağım. Tahta masa gibi bir şey yapacağım üstüne. Onu da buraya koyup Amerikan servis gibi bu tarafta. Bu tarafı da oda yapacağım. Yani aklımdaki hesap o. Burada da zaten bana bir 10 metrekare çıksa yeter. Çünkü 5 kere o kaç metrekareydi buraya? 1 2 3 bir de alt 4 5 5 de böyle geliyor. 20 metrekare falan burası. 20 10 metrekaresini oda yapsam yetiyor bana burada. Burayı ahşap jaluzi. Burayı da ahşap jaluzi veya pencere burası. Burası şey jaluzi, sert su geçirmez jaluziden, naylonlu. Ya plastik diyorlar, bir şey diyorlar da. Ya bize yeter de artar bile. Çünkü en soğuk mevsim buysa ben sıcağını düşünemiyorum buranın. Ya bize şahane iş burası. Tabii dediğimiz fiyatlara gelirse. Bizim az önce baktığımız villa şu karşıdaydı. Bir de burada da var bir tane. Burası da satılık. Diğer yöre göre biraz daha pahalı. Yine özel havuzu var. Burası bir tık daha büyük diğer yerden. Mutfak, yani stil aynı. Burada da mutfağı dışarı yapmışlar. Şu arkada küçük bir bahçesi var. İçeriye bakalım. Buradan böyle gözüküyor. Oda tipi aynı. Tek odadan oluşuyor. Böyle bir dolabı var. Tuvalet, banyo. Biraz masraf edilirse buraya çok harika bir şey çıkabilir. Efe abi bir tanesini almayı düşünüyor. Ciddi ciddi. Bir tanesi boşta. Düşünen olursa yazabilir. Bura bence bu fiyata kaçmaz. Yaklaşık 43 bin dolar. Gayet iyi bence. Başka bir ev bakmaya geldik. Bu arada bu kadın eski üniversite öğretmeni. Bu etrafındaki kişiler de onun öğrencileri. Şu arkadaş polis. Kendisi eski üniversite öğretmeni. Burada bir sürü öğrencileri iyi yerlere gelmiş. Kimisi emlakçılık yapıyor, kimisi işte farklı işler yapıyor. Aa, burayı ben biliyorum. Ben geldim geçen. Şu burayı biliyorum ben. Şurada arsalar var satılık. Baktım buraya. Ha, bu inşaat halinde bir ev. Burası. Bu kişiler de ev bakıyor. Bunlar yerli. Ada bu di dalam. Halo. Halo. Burada böyle bir oda. Bu aynı tip, ha, aynı şekilde diğer baktığımız villanın aynı tipi olacak. Burası da dışarı yine mutfak yapılacak. Havuz tarafı burası. Aynı tip evi buraya yapacaklar. Burası daha büyük yalnız.
Burası daha büyük. Burası 200 metrekare falan. Bak bulan bu. Büyük. Forman. Forman. Burası 200 metrekare olacak. İlk baktığımız villanın daha büyüğü, iki odalı. Buraya 52 bin dolar istiyor. Bitmiş halde, yani komple bitirilecek 52 bin dolar. Diğer baktığımız yer ise 100 metrekare içerisine kurulmuş. Burası 200 metrekare ve iki oda. Öbürü bir odaydı. Muhabbet güzel ya, kaynattı abi. Efe abi valla kaynatıyor. Daha önce ben bakmıştım, şu yukarıda videomu izleyen varsa şuralarda satılık, şu arsa satılık. Bu ev de çok güzelmiş. Dıştan böyle 150 metrekare falan vardır. Ama güzel duruyor. Evet Efe abi yoğun. Orada hem pazarlık hem kaynatıyor. Bu video buraya kadar olsun. Şimdi kendilerini rahatsız etmeyeyim. Onun da size selamını iletiyorum. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali'den selamlar, sevgiler. Onu derler miyiz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.